Şimdi siyasete geçeceğiz ama geçmeden Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili biliyorsunuz. Mahir Ünal Cumhuriyet'le ilgili sözler söylemişti ve tabii ki çok tartışıldı. Kamuoyunda çok tartışıldı ve az önce de bir açıklama yaptı. Çok sıcak bir gelişme. Hemen onu kelimesi kelimesine aktarayım sizlere. Bugün itibariyle Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Twitter'dan yaptı bu açıklamayı. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım dedi Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden affını istedi. Dediğim gibi çok sıcak bir gelişme bu. Bunu da aktarmış olalım ve siyasete geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen istişare toplantısında ilçe müftüleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin bu hafta içinde meclise sunacaklarını hatırlattı Erdoğan. Başörtüsü düzenlemesiyle aile kurumunu korumayı hedefliyoruz dedi. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesiyle ilgili tartışmalar da gündemindeydi. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da sapkın akımlar tarafından giderek daha fazla tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz. Müftülerle bir araya geldi. Bu hafta meclise sevk edilmesi beklenen anayasa değişiklik teklifine ilişkin önemli mesajlar verdi. Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir. Bu sapkın ilişkiler. Değerli kardeşlerim, ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Özellikle Müslüman ülkelerde katliam yapan eli kanlı örgütlerle mücadeleye dikkat çekti. Önceki gün Somali'de yüzü aşkın kardeşimizin hayatına mal olan hain terör saldırısının faillerinin ne İslam'la, ne Müslümanlıkla, ne şeriatla, ne de insanlıkla bağı kesinlikle yoktur. Adı ister DAEŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun. Bu örgütlerin tamamı dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır. Biz binlerce evladını PKK terörüne kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ terör örgütüne kaptırmış, DAEŞ saldırılarında yüzlerce vatandaşını kaybetmiş bir milletiz. Ülkemizin bir daha benzer dramlar, benzer ihanetler, benzer kalleşlikler yaşamasına asla izin veremeyiz. İsim vermedi ama sözlerinin adresi Kur'an kurslarına verilen eğitimi ortaçağ zihniyeti olarak nitelendiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'di. Kimi hadsizler, kimi kendini bilmezler. Ortaçağ zihniyeti diyerek güya aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına adeta gözü gibi bakıyor, bunu böyle bilirsiniz. Biz bu hadsizlere bakmayacağız. Tam aksine 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek suretiyle tarihe nazar edeceğiz, nazar. Son dönemde Diyanet Teşkilatımızın birileri tarafından daha sık hedefe konulmasını ise yaptığınız doğru işlerin bir hasılası olarak görüyorum. İşlerindeki kini ve nefreti kusmak için fırsat kollayan bir avuç kendini bilmezin eleştirileri sizi yolunuzdan asla alıkoymamalı. Ve dış politika. Beştepe'deki toplantı öncesi İstanbul'da düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Erdoğan Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.